Bursa Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı tarafından 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti seçildi. Bu kapsamda kentte yıl boyunca Türk kültürünü tanıtmaya yönelik etkinlikler düzenleniyor. Ayrıntıları alacağız şimdi ekibimizden Huzeyfe Özdemir ve konuğu son bilgileri aktaracak. Evet, Yeşil Bursa bugün çok önemli bir programa ev sahipliği yapıyor. Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilen Bursa'da programlar coşkulu bir şekilde bugün başladı ve koordinasyon merkezinin açılışıyla da büyük bir coşku hakim burada. Yanımızda da hiç şüphesiz hem Türk Dünyası Kültür Başkenti seçilmesinin mimarı Ali Nur Aktaş var. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı. Başkanım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok, çok önemli bir gün. Neler söyleyeceksiniz? Gerçekten çok güzel bir atmosfer vardı biraz önce. Evet, öncelikle çok teşekkür ediyorum. Herkese selam ve saygılar sunuyorum. Bugün Bursa olarak çok haklı bir gururu yaşıyoruz. Bursa Osmanlı'nın dibacesi, yani Osmanlı'nın ilk başkenti, Osmanlı'nın kurucu şehri, Osmanlı'nın devletlik sürecinin başlangıcı ve o şehir bugün Türk soyu tarafından Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilişinin açılışını gerçekleştiriyor. Hepinizin bildiği gibi 38. daimi toplantıda bu karar alınmıştı ve bugün de gönül coğrafyamızın, Türk dünyamızın saygıdeğer bakanları, bakan yardımcıları ki akşama doğru gelecek olan bakanlarımız da var. Onlarla beraber coşku daha da hakim olacak. Bugün önce Sayın Valimizi ziyaret ettik. Kortej yürüyüşüyle başladık. Muhteşem bir katılım. 700 civarında farklı ülkelerden katılan halk dansları ekipleri ve nihayetinde Kültür Bakanlığımızın ve Bursa Büyükşehir Belediye'mizin ev sahipliğinde Bursa bu haklı gururu yaşıyor. Bugün aynı zamanda bulunduğumuz alan Hanlar Bölgesi. 480 dönümlük alan içinde hanlar, bedesten çarşılar ve beraberinde başta Ulu Cami olarak 21 tane camimiz ve türbelerimiz var. Bu alandaki restorasyon, bir taraftan da eski binaların yıkım çalışmaları devam ederken bu alanın tam ortasında da ticaret borsamız tarafından tahsis edilen binamızı koordinasyon merkezi olarak açtık. Halkımızın katılımı da çok yoğun. Bu coşkuyu Bursa tüm yıl boyunca yaşayacak ve inşallah bu emaneti de yine dostla kardeş ülke Azerbaycan'ın Şuşa şehrine devredecek. Binlerce yıllık tarihi ortaya çıktı aslında değil mi başkanım? Hem bu projeyle birlikte hem de Hanlar Bölgesi'nin etrafı da açılmış oldu. Gelen misafirler aslında farklı ülkelerden o tabloyla da en azından daha etrafı tam olarak açılmadı ama o tabloyu da görmüş oldular. Evet. Tabii Bursa Cumhuriyet'in ilk yıllarından itibaren de modern yönüyle de gelişen yönüyle de sanayi yönüyle de Türkiye'ye katma değer sağlayan bir şehir. Ama Bursa bir tarih şehri, Bursa bir kültür şehri, Bursa bir medeniyet şehri, farklı medeniyetlerin yaşadığı şehir Bursa. Özellikle ilk gün görevi aldığım ilk günden itibaren bunu vurguluyorum. Sayın Cumhurbaşkanımıza, Kültür Bakanımıza yürekten teşekkür ediyorum. Hakeza Çevre Şehircilik Bakanımıza yürekten teşekkür ediyorum. Çünkü buradaki yıkımlarla, buradaki yapımlarla alakalı verdikleri destek yatsınamaz bir gerçek. 50 yıllık Bursa'nın hayaliydi bu hayal açıkçası. Dedim ya aslında biz bir vesileyle birçok konuyu halletmiş olduk. Ve bu restorasyonlar, bu yapımlar yine o maalesef sorunlu binaların ortaya kaldırmasıyla beraber Bursa'da, Türkiye'de bir tarih ayağa kalkıyor tabir yerindeyse. Evet başkanım, özellikle farklı coğrafyalarda da şu an savaş devam ediyor biliyorsunuz. Burada bir coşku hakim ama orada da maalesef bir savaş devam ediyor. Bursa'dan bir barış ve destek mesajı da vermek istiyorum. Kesinlikle. Bu zaten bu buluşmanın ana gayesi bu. İşte biz bu organizasyonu yaparken bir taraftan da çok kıymetli devlet büyüğümüz, devlet başkanımız, Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığında, liderliğinde Sayın Dışişleri Bakanımız ve gerek Rusya gerekse Ukrayna tarafıyla da barış görüşmeleri bir taraftan devam ediyor. Ben inanıyor ve ümit ediyorum. Çünkü bizim ecdadımız yıllarca gittiği 3 kıtada da gittiği tüm topraklarda da aynı anlayışla hareket etti. İnşallah şu an dünyanın da büyük bir sıkıntısı olan Ukrayna-Rusya Savaşı'nın sonlanması adına Türkiye'nin yaptığı bu ev sahipliği, bu barış elçiliğinin ben ülkemiz adına çok büyük bir, dünyamız adına çok büyük bir kazanç olacağını düşünüyorum. Ve bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak da, bir belediye başkanı olarak da gerçekten Sayın Cumhurbaşkanımızın takındığı bu misyondan dolayı müthiş mutlu olduğumu da tekrar ifade etmek istiyorum. İnşallah hayırlı neticelenir diye ümit ediyorum. Çok teşekkür ederim başkanım. Çok sağ olun. Evet, hep Bursa'dan seslendik diyorduk. Şimdi de Türk dünyasının kültür başkenti Bursa'dan seslendik diyelim ve sözü size bırakalım.